Günaydın. Günaydın Narin Hanım. Erol Bey geldi, sizi bekliyor. Sade kahvenizi oraya getiriyorum. Tamam canım. Günaydın. Günaydın. Günaydın Erol Bey. Ah, günaydın Narin. Geç, buyur. Evet. Seninle bir ziyaret yapacağız bu sabah birlikte. Öyle mi? Nereye gideceğiz? Önce bir kahvemizi içelim. Hafta sonu iyi geçti mi? Çok iyiydi. Sizinki? Çiftlikteydik. Oldukça da kalabalıktı. Gel. Ahmetler de geldi bu pazar. Yani bir tek seni ağırlayamadık bizim çiftlikler. En kısa zamanda geleceğim söz. Hadi bakalım. Teşekkürler. Sermet Karayel adını duydun mu hiç? Duydum. Duydum tabii ki. Adı gibi iş dünyasının da Karayel'i derler ama çok iyi şeyler duymadım. Yarısı tevatür. Sermet Bey'in başı dertte. Seninle onu ziyarete gideceğiz. Kendisi yakın arkadaşımdır, bana ihtiyacı var. Saçma sapan avukatların elinde telefonluyor çünkü. Nasıl olur Erol Bey? Bu şirketin adının öyle bir adamla anılmasına nasıl müsaade edersiniz? Saygınlığınızı nasıl tehlikeye atarsınız? Yani bu şirketin kuralları var. Gelenekleri var değil mi? Öyle her evine gelen... Ben hiçbir şeyi tehlikeye atmayacağım. Sen olacaksın onun avukatı. Abi düşün, genç bir avukat hanım. Sermet Karayel için varını yoğunu ortaya koyacak ve onu bu başındaki tehlikelerden kurtaracak. Nasıl? Ama perde arkasında ben olacağım tabii, merak etme. Seni adım adım yönlendireceğim. Ben ülkenin en karanlık adamlarından birinin avukatı olacağım, öyle mi? Neden ben? Ahmet bayılır böyle tiplere. Neden o değil? Çünkü Ahmet Nord Elektrik işini takip ediyor. Ve onlar da Ahmet'in adının bu işle anılmasından hoşlanmazlar. Yabancıları bilirsin. Yani bu iş için en uygun kişi sensin. Kurban ben seçildim yani. Evet, 10 dakika sonra çıkarız. Çünkü Sermet vakit kaybetmemizi isterim. Bu da onun dosyası çıkmadan bir göz at. Alo, Deniz. Vallahi anlamam artık. Günlerdir yüzünü görmüyorum. Bu gece çıkacağız. Başlatma işinden. Kızım deli misin? Rüyanda mı gördün beni? Saat daha sabahın 9'u. Nasıl ayaktasın sen bu saatte? Bana bak, sesin de iyi gelmiyor. Yoksa bir şey mi oldu? Çok kötüyüm Narin. Konuşmamız lazım acil. Sakın Can'la kavga ettik deme. Bir sevgilisi var. Ne? Hani her şey yolundaydı? Hani çok güzel gidiyordu? Kötüyüm Narin. Ah canım benim. Ağlama. Denizciğim bak, benim şimdi çıkmam gerekiyor. Patronla bir yere kadar gideceğim. Ondan sonra akşam için ararım seni, konuşuruz. Tamam mı? Uzun uzun anlatırsın. Ağlama canım benim. Tamam. Tamam, ağlamıyorum, tamam. Hadi arayacağım, öptüm çok. Hadi. Erol Bey indi mi? Hayır Narin Hanım ama birazdan iner. Tamam. Ablacığım neredesin sen ya? Hani benim ofise bakmaya gidecektik. Kahvaltı hazırladım geleceksin diye, bekliyorum. Telefonun da meşgul 2 saattir. Ne yapıyorsun sen? Tamam. Çıkarım şimdi. Daha giyinmemişsin bile. Yine Narin'le dedikoduya daldım. Beni unuttun tabii değil mi? Ben buradayım artık abla. Biraz da benimle ilgilensen. Kötü olduğumu görmeyecek kadar kör müsün Irmak? Yani kusura bakma, biraz sert konuşacağım belki ama alkolik, işsiz, güçsüz serserinin tekiyle takılmaya devam edersen sen daha çok ağlarsın haliyle. Can ressam. İşsiz, güçsüz de değil. Ressam tabii, unuttum. Kaç resim satmıştı şimdiye kadar? Sana sattıkları dışında tabii ki. Yeter, kafa ütüleme ya. Sen benim annem değilsin. Ayrıca herkes senin gibi 40.000 lira maaşlı genel müdür yardımcılarıyla çıkmak zorunda da değil. Şu haline bak abla ya. Seninki şımarıklık artık, başka bir şey değil. Her şeyin var ya. her şeyin var. Saygın bir ailen var. Dünya kadar param var. Keyfine göre gidip geldiğim bir işim var. Koskoca rahat bir evim var. Üstelik benim gibi bir kız kardeşim var. Senin seçtiğin çevreye bir bakar mısın? Amcam bile ki bugüne kadar bir kere bile lafını etmemiştir. Yaka silkiyor artık senin bu hayatında. Bütün site inledi dün gece kavganızdan ya. Amcamdan utan, komşulardan utan bari. Utanacak ne var be? Herif beni boynuzluyor. Ben mi utanacağım? Ya o kadarını herkes anladı zaten bağırmalarınızdan. Evet Narin, ben sana durumu biraz anlatayım. Sermet Karayel Antalya'da Birus Ortak'la birlikte çok büyük bir turizm yatırımına kalkıştı. Ve bir bankadan tam 450 milyon dolar kredi aldı. Ama Rus ortağı kendi payına düşen parayı yatırmadı. İnşaatlar durdu, tabii kredi de battı. İşte şimdi banka Sermet'in canını okumak üzere. Hacizleri başlattılar. Sermet Rus ortağından parayı tahsil etmeye çalışıyor ama zamana ihtiyaçları var. Anlıyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Babür. Babür bu. Hoş geldin Erol abi. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz hanımefendi. Vallahi Erol en iyi avukatlarımdan bir tanesini getiriyorum dediği zaman ifrit bir kadını peşime takacak zannettim ama maşallah siz afet bir şeysiniz stajyer hanım. Ben stajyer değil avukatım ama neyse. Espri yaptık canım aklımız sıra. Kusura bakmayın öyle pek fazla ince ayarımız yoktur bizim. Ali, Erol Bey'in arabasını arkaya çekin. Bir de sağ solu kontrol edin kimse var mı diye. Babür bu. Kesinlikle o. Hadi buyurun. Hem yiyelim hem konuşalım ha. Tamam. Abi telefon. Hadi. Efendim Fırat'cığım. Vallahi bir değişiklik yok. Allah bana ben de sana. Sen beni göreceğinden ne olacak lan? Gider mi? Pazarlık için Rus ortağının kızını kaçırtmış. Burada tutuyor. Ne? Hadi. Hadi buyurun. Avukat hanım. Onlara söyleyeceksin. Hacizleri durduracaklar. Bana bir ay zaman kazandıracaksın. Görüyorsun işte. Çocuk elimde. Bu parayı illaki ödeyecek. Devlet katında tanıdıkları var. Aklı sıra onları kullanıp bizim hükümete baskı yapmaya çalışıyor. Nereye kadar? Değil mi? Ben bu projeye 100 milyon dolar para koymuşum. Arsayı koymuşum. Senin yatırımın nerede? Vazgeçtin. Olabilir. İşlerin kötü gitti. Olabilir. İyi de kardeşim benim borcumu kim ödeyecek? Bu bankaya bu krediyi kim ödeyecek? Banka işlerini biz hallederiz. Narin onlarla görüşür. Orada Fırat Kazan diye bir Allahsız var. Ona söyleyin. Benimle fazla uğraşmasın. Teşekkür. Ödemeyeceğiz demiyoruz. Ödeyeceğiz. Bu memlekette kim borcunu zamanında ödemiş? Zamanını bırak. Kim geri ödemiş? Değil mi? Yemeği de boğazına dizdik stajyerine. Beğenmedin mi yoksa? İstersen çocuklar yumurta kırsın ha? Ciddi söylüyorum günlük yumurta. 8 tane tavuk aldım hepsi bana çalışıyor. Şu gariban çocuk yumurta görsün diye aldık onları da. Açıkça sorsam, Babür abi sen misin desem? Yesene ya. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.